YouTube kanalındaki Oscar yorumlarıma hoş geldiniz. Ben Oscar uzmanı Kerem Akça. Bugün sizlerle Oscar yarışında elverişli olan 234 belgesel arasından 50'sini izleyerek en ona çıkanları ve görmezden gelinenleri değerlendirdim. Her geçen gün belgesel kalitesi kurmacanın üzerine geçebiliyor. Hatta aynı yarışa bile girebiliyor. Bu sebeple de özellikle son yıllarda Amerikan sinemasında da, dünya sinemasında da e, belgesel örneklerini daha bir gözlemleme olanağı buluyorum, daha çok takip etmeye çalışıyorum. E, özellikle deneysel, belgesel, kurmacı arasında ve hatta animasyon arasında gidip gelmeler çok yaratıcı işlere e, sebebiyet verebiliyor. E, bu yılda da özellikle e, kısa liste, hani 15'lik kısa liste biraz daha cesaretli olduğunu söyleyebilirim. Yani genel anlamda e, tabii ki yani yılın e, belgesel toplamına bakacak olduğumuzda. Bir taraftan Afro-Amerikan haklarını arayan, e, haklarının e, üzerine yoğunlaşan belgeseller. E, bir taraftan sinema e, üzerine belgeseller, bir taraftan farklı sanatçıların belgeselleri, bir taraftan e, LGBTİ artı haklarına odaklanan belgeseller, bir taraftan korona ile gündemine ilgili belgeseller. E, bir taraftan da Ortadoğu ve diğer ülkelerin e, üzerine giden belgeseller öne çıktı. Ee, ama Amerika'nın tabii e, genel anlamda hani komünist düşmanlarıyla mücadelesi de e, bu se bu dönemde yine iki iki tane e, böylesi belgesel de karşımıza çıktı. E, ve genel anlamda hani e, böylesi yani Afro-Amerikan haklarının daha bir ağırlıkta olduğunu gördüğümüz bir sene oldu. Tabii ki işin içine kadın hakları, çevrecilik, yaşlılık, macera e, girebildi ama daha ziyade hani Afro-Amerikan haklarının öne çıktığı bir yıl oldu. Bunlar arasında yani bu dönemdeki filmler arasında ise... Gerrit Brady'nin Time özellikle öne çıktı. Yani Time aslında hani adalet sistemindeki çarpıklıkları... ...ırkçı bir düzene kaymasını her şeyin eleştiren... ...ve bunu buluntu film şablonunun içinde yapan bir film. Bir belgesel ve hipnotik ve şiirsel bir buluntu filme dönüşüyor. Özellikle 1.33.1'den 1.85 buraya uzanan görüntüler... E aslında dengeli bir şekilde yansıtılarak da e, kendi e, eşini arayan e, bir e, karakterin gözünden e, aslında adalet arayan bir karakterin yaptıklarını dengeli ve süresine hakim bir şekilde aktaran e, belki de bu e, dönemin yani bu seçkinin yani 230 e, küsur 230 geçen seçkinin en iyi belgeseliydi Time. E bu anlamda da hani süresine de hakim, dinamizmini de koruyan meselesini de verebilen bir belgeseldi. E, on, onun haricinde Afro-Amerikan haklarına bakacak olduğumuzda e, özellikle All in the Fight for Democracy vardı. E, ve tabii ki ondan önce de MLK-FBI vardı. Martin Luther King'in e, yaşadığı, Martin Luther King Jr.'ın yaşadığı, e, C. Edgar Hoover tarafından Quantal Pro adlı bir eee program eşliğinde bir ırkçılık ve üzerine atılan haksız iftiralar üzerine kurulu ve kendisinin hani belki de tacizde bulunduğuna dair de iftiraları işin içine sokan ve bu bu yolda da aslında hani deneyimli bir belgesel aciden güç alan bir eser Sampolar 25 senedir piyasada bir isim. Spike Lee'nin filmlerinde belge yapımcılık yaparak piyasaya girmiş 90'larda. E aslında gerçekten buradaki arşiv görüntüleriyle e, röportajları çok dengeli bir şekilde iç iş içe geçerek adının hakkını veren bir belgesel mi? MLK FBI. E, belki de hani bu dönemde bu 2020'de gördüğümüz Afro-Amerikan kurmaca filmlerinin de çoğunun üzerine geçti. Açıkçası yani onu da söylemek gerek. E, onun ardından All in the Fight for Democracy geldi ki o da seçim belgeseli ve seçimdeki adaletsizlikleri ele alıyor ve Liza Cortesi de Liz Garbus'un bir araya gelmesi ki Liz Garbus yılların belgeselcisi ve o ikisinin bir araya gelmesiyle aslında animasyon parçaları da ilginç bir yaratıcılık katarak aslında tam böyle seçim dönemine denk gelmesiyle daha bir öne çıkan sıyrılan bir belgesel oldu. Bu aslında bu üçlü benim için hani bu toplam içerisinde en öne çıkan Afra Amerikan belgeselleri oldu. Açıkçası bu Afra Amerikan haklarını ele alan filmler haricinde... Belgeseller haricinde özellikle farklı gelenekleri uygulayan, belgeselde diyalogsuzluğu daha modern bir dille iç içe geçiren belgeseller de öne çıktı. Bunlar arasında özellikle Viktor Kosakovski'nin Gundası aslında tam bir fast food kültürü eleştirisi ama bunu 90 dakikada sessiz bir meditasyona çeviriyor. Yani siyah beyazda sadece bize... Hayvanları gözlemleme olanağı sunarak belki de Claude Nourissani'nin 90'larda mikrokozmos için uyguladığı mikro kameraya yakın bir metotla onları gözlemleyerek bize onların iğrençliklerini göstererek aslında bir çeşit mikrokozmos usulü antikapitalist bir meditasyon sundu. Aslında Gun da gerçekten zor deneyimlenmesi, deneyimlenmesi zor bir eser olsa da gerçekten Viktor Kosakovski'nin olgunluğunu hissettiren bir eser. Bunu da söylemek gerek. Notturno, Orta Doğu'ya Gianfranco Rossi zaten özellikle son yıllarda çıkış yaptı ama öncesinde de uzanan bir olgunluğu var, deneyimi var. Ve onun hani metodu Vittorio de Seta'nın ilk dönemdeki belgesel, gözlemci belgesel metodu ve o da sessizlikten güç alıyor. Daha ziyade görüntüleri öne çıkarıyor. Bu Notturno'da da aslında Orta Doğu belgesellerine kendine özgü bir tat kattı. E, ...gözlemci bir şekilde hem işin içine... ...işi tık sokuyor, sinema salonu sokuyor... ...her türlü şeyi sokup... ...tarafsız bir şekilde her şeyi gözlemlemeyi... ...tercih etmiş. E, ve Amerika'da yapılan Orta Doğu belgesellerine de... ...veya daha... E, ...Orta Doğu'ların yaptığı Orta Doğu belgeselleri içinde... ...ders niteliğinde bir eser Notturno Ve sessizlikten güç alarak da... ...aslında şaşkına çevirmesinin sebebi de o... ...ve bu anlamda da öne çıkan... ...Gianfranco e, Rossi'nin... ...olgunluğunu taşıyan bir eser oldu bana göre... Bunlar haricinde özellikle iki tane sinema ile ilgili belgesel, özellikle disclosure LGBT yartı haklarını yani transfobiyi savunan bir transfobiyi Amerikan sinemasındaki özellikle ve genel anlamda sinemadaki transfobiyi eleştiren bir eser, Crying Game'imiz zaten. E, oradaki hani karakterin yansıtılması yani ilk izlenimde beni şaşkına çevirmiştir. Ama onunla ilgili hiçbir şey yapılmadı şu ana kadar. Bu e, disclosure o anlamda bir eksikliği kapatıyor gerçekten. E, yani röportajlarla e, görüntüleri iç içe geçirmek bile bu belgeselin etkili olmasına yetiyor. Ya o kadar çarpıcı bir e, aslında arşiv ve bugüne kadar olanlar var yani tarihsel bir aktarım var. Yani bu anlamda değerli bir eser ve LGBT artı hakları konusunda da bu dönemin en değerli belgeseliydi bana göre. E, Epicentro e, daha önce Huber Sauber e, 25 senelik bir e, kendine özgü bir modern sanatçı aslında. Epicentro'da e, Küba'nın yani e, e, 1898'inden bugüne uzanan e, ve onun arasında da e, Charlie Chaplin'in torunu olarak ona Chaplin'i koyan ve işin içine film izleme deneyimini de e, sömürgeciliği de Amerika'nın orada yaptıklarını da ve e, bir şekilde e, Küba'nın e, e, geleneksel danslarını da koyan ve bir şekilde bir e, sinemaya dair bir ritim, kendine özgü bir ritim barındıran e, melez bir belgesel, epicentro, kendine özgü ritmiyle de belki de sinemanın ayakta kalmasında Episentro adlı bir sinema salonu üzerinden gerçekten duygusal anlara dönüşüyordu, dönüştürüyor. o anlamda hani bugünlerde de çok değerli bir tarafı var Episentro'nun. E, Erol Errol Morris'in belgeseli My Psychedelic Love Story gerçekten o da çok değerli. E, orada 1960'ların ruhunu Timothy Leary'ye bir LSD kullanan bir gerçek bir tiplemeye olan bir aşkı tutkuyu ele alıyor ama onu sahte belgesel üzerinden canlandırıyor ve bu anlamda da gerçekten işin içine farklı formatları da sokarak, animasyonda sokarak farklı şeyleri iç içe geçirerek gerçekten kendine özgü bir dile oturtmuş Errol Morris. Onun olgunluğunu taşıyan bir belgesel. Mike Psychedelic Love Story de gerçekten Psychedelic tarafıyla da dikkat çekici bir noktaya ulaşıyor. Yine e, sessizlikten güç alan Truffle Hunters yani İtalya'da bir mantar avcılığını ele alıyor ama Aki Karuzmaki'ye geleneğini hissettiren bir belgesel e, ve belki de bir anti macera filmi ve e, e, aslında e, işi e, köpeklerin gözüne de taşımasıyla yani farklı deneyimler yaşatmasıyla e, çok e, melez bir yapısı da var. E, bu anlamda Truffle Hunters yani, klasik bir maceranın çok ötesinde bir deadpan absurd komedi geleneği barındırıyor içinde. karizmaki etkisiyle de dikkat çekici bir noktaya ulaşıyor aslında. Ve e, büyük oranda o da e, aslında e, röportajlara çok fazla yer vermiyor. E, onun ötesinde e, aslında bu anlamda e, Irradiated da var. E, Rita Pan'ın belgeseli gerçekten... ...Kamboçya'dan çıkan Ritipan kendine özgü deneysel belgesel metoduyla devam ediyor. Burada da bir kıyma ele alıyor aslında. Ve kendine özgü bir geleneği var. Tabii ki önceki belgeselleri kadar çok da iddialı bir noktaya ulaşmıyor Iradiated ama... ...gerçekten de kendi olgunluğunu barındıran bir yapıt. Bunların haricinde açıkçası... Boystead'de açıkçası yani seçim belgeseli olarak Trump döneminde çok dikkat çekici bir politik yaklaşımı var. bir ya Gerçekten de bir seçim, gençler arasında yapılan bir seçimin valiliğe kadar uzanan bir düzen düzenin aslında hem Meksikalıların hem Afro-Amerikalıların girdiği ama beyazların genel anlamda daha bir öne çıktığı. Gerçekten de bu anlamda eleştirilmeye açık bir belgesel Apple TV'nin belgeseli. E, o da gerçekten ilgi çekici ama biraz kurgusu e, daha rafine hale getirilebilirmiş ama politik açıdan ilgi çekici bir belgesel. E, bunun haricinde özellikle e, Some Kind of Heaven ve Space Bird çok öne çıkarılmasa da bunlar da e, Sundance 2020'den çıkış yapan gerçekten kendilerine özgü belgeseller. E, Some Kind of Heaven'da açıkçası yaşlılık bana göre hani Dick Johnson is Dead'den daha yaratıcı hale sokuluyor. Bir çeşit huzur evi ve o huzurun arasındaki aside kayan yaşlılık hikayesi gerçekten 1.31'de dikkat çekici bir hale geliyor. Ve sessizlikten de fazlasıyla destek alan bir eser. Some Kind of Heaven. Lance Oppenheim bu anlamda kendine özgü bir sanatçı. Ve Darren Aronofsky'nin yapımcılık desteği de çok şaşırtmıyor açıkçası. Onu da söylemek gerek. E, Neo'nun belgeseli Spaceship Earth'te dikkat çekici bir ekolojik aslında... Bir belgesel ve aslında büyük oranda ekolojik, uzay üssü belgeseli olarak anılabilir. 1969 ile 1987 arasında gidip gelirken kendine özgü bir yaratım metodu izliyor. Ve bir anlamda da hani sanatçılarla ilgili yapılmış belgeseller arasında da yerleştirilebilir. Spaceship Earth'ın bu anlamda hani Apollo 11'in yanında bir yan bölüm işlevi de gördüğünü söyleyebiliriz. Oradaki aslında blasfer nin yapılış, biyosferin yapılış aşaması gerçekten bir sanat eserine dönüştürülüyor ve 68 ruhunu fazlasıyla yansıtıyor ve 89 onun yansımasında ve uzay üstü belgeselleri ve belgeleri ve filmleri arasında uzaylılar, e, astronotlarla ilgili yapılmış kendine özgü bir anti duruşu var açıkçası o açıdan dikkat çekici. E, bunun haricinde özellikle Netflix'in e, Social Dilemması bir e, sosyal medyanın ne hale geldiğine dair şaşkına çeviren bir belgeseldi e, bunun e, onu da e, yani e, aslında bu ilk 15'e almak lazım ve tabii ki e, Beliş'i belgeseli John Beliş yani yıllar önce e, e, kokainman olduğu için vefat etmişti ama o günden bu yana onun belgeleri karşımıza çıkarılmamıştı daha önce ee, bir e, yani ses kayıtları üzerine kurulu belgeseller var tabii ki Marlon Brando'nun öyle bir belgeseli vardı ee, burada o metot yerine getiriliyor ve gerçekten hüzünlü bir belgesele dönüşüyor ve oyuncularla ilgili e, belgeseller arasında da en öne çıkan belki de Belişi belgeseli ee, onu da söylemek gerek açıkçası.